Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Burada saat 6'ya çeyrek var, 20 var. Bizler hastaneye gidiyoruz arkadaşlar. Bugün beklenen gün, daha doğrusu benim beklediğim gün. Tiroid bezlerinin ameliyatı olacağım gün. Sabah erken gelin demişti doktor. Biz de o yüzden sabah 5'te kalktık. Çantamı zaten akşamdan toparlamıştım, her şeyi hazır ettim. Ama biraz erken çıkalım istedim. Gene de geç oldu. Çünkü orada biraz konuşma falan da yapıyor doktor. Bizleri bir araya toplayıp konuşuyoruz. Şimdi hastane yoluna doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ben böyle bir açılış yapmak istedim. Ameliyattan öncesi sonrası diye. İnşallah ameliyattan sonra tekrardan bu videoma devam edeceğim. Şimdiden gelen dualarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben burada kapatayım. İnşallah görüşürüz. Arkadaşlar, odaya aldılar beni. Burası da şimdi benim odam. Şurası lavabo. Şurası çamaşır dolabım diyeyim. Çantamı koyacağım. Şu kapı dış kapı. Şurada lavabosu. Şöyle yanımda bir hasta daha olacak. Şöyle televizyonu var işte. Ben cam kenarını seçtim. Dışarıdan da fazla bir şey gözükmüyor. Evet, şimdi ben şu çantamı boşaltayım, bakayım. İlk öncelikle ben şeye gitmem lazımmış. Kulak burun doktoruna gittin mi dedi. Kulak burun boğaz doktoruna. Gitmedim dedim. İlk önce dedi oraya gideceksin. Bir muayene olacaksın. Ondan sonra tekrardan yukarı çıkacağım. Odama geleceğim. Sonra şu önlüğü giyeceğim. Önlük verildi. Şu önlük. Bir de şöyle ortopedi çorap verildi. Onu da sonra giyersin dedi. Önce bir gitmem lazım. Kulak burun boğaz doktoruna. Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben ameliyatımı oldum. Dün cumaydı. Cuma günü ameliyata alındım. Ve bugün cumartesi günlerden. Ertesi günü. Cuma günü ben ameliyata ilk girenlerdim. Size anlatmıştım. İlaç kullandığım için ilk ben alınırım diye. Sabah 7.30'da aşağıya alındım. Ameliyat için ön hazırlık yapıldı. Tansiyondu vesaire, onlar ölçüldü. Damar yolu açıldı. Narkoz falan verildi. Saat 8'di. Ben gözlerimi yumdum. Sadece saat 8'i gördüm. Saat 8'den sonra bir kalktım ki saat 9. Yani 9'da ameliyatım bitmişti ve tekrar ben dalmışım. Narkozun etkisiyle. Ve 12'de ben odama getirildim. Yani 3 saat boyunca ben aşağıda odada tutuldum. Aşağıda hemşirelerin bulunduğu yerde göz altında tutuldum. Dün öyle geçti. 12'den sonra da zaten buraya geçtikten sonra hiç ne yemek yiyebildim ne su içebildim. Boğazımın ağrısıyla değil arkadaşlar, canım istemedi. Su, yemek, bir gün boyunca hiçbir şey yemedim ama ilaçlarımı düzenli bir şekilde aldım. Ve sesim pertek çıkıyor o ameliyattan. Zamanla düzelir inşallah. Düzeleceğine de inanıyorum. Çünkü daha yeni ameliyatlıyım. Öyle odaya getirildim. Ondan sonra hep yatmışım. Kalktım, yattım, kalktım. Hep narkozun etkisiyle hep uyudum. Zaten ziyaretçi de alınmıyor arkadaşlar. Ziyaretçi falan yasak. Odada tek başımayım. İki yatak göstermiştim size ama nakil alan kişileri tek odaya alıyorlar. Şu an tek odadayım. Yanımda hiçbir hasta yok. O yönden rahatım. Ve kaldığım hastane çok güzel, çok temiz, çok bakımlı. Cidden çok güzel hastane, çok temiz. Zaten biz hastalar için hijyen çok önemli. Öyle yani arkadaşlar, bugün de cumartesi. Sabah kalktım işte. Doktorlar, hemşireler yine geldi. Kan kontrollerim falan oldu. Dün ameliyata yatmadan önce tekrar topluca bir kan alındı. Ve bugün bu sabah yine alındı. Ve kreyan benim çok yüksek. Size 2.7
2 demiştim. Pazartesi ölçülmüştü, 2,2 idi. Ve dün ameliyata girmeden tekrar kan kontrolü olduğunda 2,5 olmuş arkadaşlar. Benim kreyan böbreğimin durumu ameliyattan sonra da 2,5'ti. Bugün ve dünkü kan neticeleri ömrümün. 2,5 olunca doktor hemen yanıma geldi. İşte seni dedi direkt dedi ameliyat olduğun hastaneye nakletmemiz lazım. Ömrümü aldığım yere. Çünkü kreyan çok yüksek ve ben size bunu da söylüyorum. Hep atma tehlikesi var diye. Rabbim yine o durumlara düşürmesin. Bizi korktuğumuzla karşılaştırmasın. İnşallah öyle bir şey de olmaz. Ve doktorum dedi acil seni biz oraya göndereceğiz. Ameliyat olduğum hastaneye orada büyük bir tedavi görmem gerekiyor. Artık ne tedavisi uygularlar şimdilik bir şey diyemeyeceğim. Yüklüce bir kortizon mu verirler, ilaçlarımı mı değiştirecekler bilmiyorum ne yapacaklarını. Yoksa yarın eve çıkıyordum. Cuma yattım, cumartesi, pazar evdeydim. Yarın çıkabilirsin demişti pazar günü için ama böyle olunca eve çıkmayacağım direkt. Nakil aldığım hastaneye geçeceğim. Yani hastaneden hastaneye geçeceğim arkadaşlar tedavi için. Bakalım hakkımda hayırlısı, hep hayırlısı diyorum. İnşallah derdi veren Allah'ım derman da verir. Böyle yani arkadaşlar benim durumum nasıl? Benim durumum iyi çok şükür elhamdülillah. Ameliyatım başarılı geçti. Ağrım sızım yok. Sadece birazcık boğaz ağrım var. O da içten bir ağrı, dıştan da değil. İçten birazcık bir ağrım var. O kadar başka da bir şeyim yok. Normal yine ilaçlarımı alıyorum. Dün hiçbir gün boyunca yemek yememiştim. Ameliyat günü. Bir gün boyunca bugüne kadar ne yedim ne içtim. Hiçbir şey doktor normal dedi. Biraz zorla kendini dedi ama yiyememiştim. Ağrıdan değil canım istemiyordu. İştahım yoktu. İsteğim yoktu. Ama bu sabah kahvaltımı güzel yaptım, yemeklerimi yedim. Ve evde koyduğum dolmaydı, köfteydi, hepsini çöpe attım. Hiçbir kısmet olmadı. Yanıma bisküvi falan koymuştum, onları aldım. Biraz beyaz yoğurt istedim buradan. Kahvaltıda ekmek istedim onlarla. Çok şükür karnımı doyurdum. Öyle arkadaşlar, bir de doktorum bol bol su iç dedi böbrek için. Bol bol, ben 2 litre içiyordum. Şimdi havalar sıcak olduğu için 2,5-3 litreye çıkarabilirsin dedi. Ben de tamam dedim. Zaten elimden geldiği kadar su içmeye çalışıyorum. Dediğim gibi ağrım sızım yok. Sadece yani içten bir ağrısı var. Zaten sesim de değişik geliyor. O da normal arkadaşlar. Çünkü yeni ameliyattan çıktım. Öyle. Ve dün doktoruma söyledim. Ben hani korkuyorum ameliyata girmeden önce. Dedim tekrardan ben çünkü geçen sene ameliyata girdiğimde ses telimi kaybetmiştim. Zedelemiştiler. Ve 6-7 ay ben bir ses terapisi görmüştüm. Sesim geri gelsin diye. Çok boğuk konuşuyordum. Çok bozulmuştu sesim. Çıkmıyordu hatta konuşamıyordum. O tedavi biraz etki etmişti bana iyi gelmişti. Şimdi de söyledim tekrardan dedim zedelenir falan. Doktor da dedi yok korkulacak bir şey yok dedi. Çünkü geçen sene sağ taraftan aldık dedi. Yine sağ tarafta büyüme yaptı dedi. Sağ taraftan alacağız yine dedi. Korkma bir şey olmaz. Çok şükür bir şey olmadı. Sesim yine normal çıkıyor. Zaten ilk narkozda aşağıda gözümü açar açmaz hemen şöyle bir ses vermeye çalıştım. Acaba sesim var mı diye. Onu merak ettim. Hemen yani dediğim gibi narkozda olduğum halde onu sayıkladım. Ve sesim var çok şükür. Dediğim gibi birazcık pertekleşiyor ama o da normal arkadaşlar. Başka da ne diyeyim işte şimdi öbür hastaneye geçeceğiz yarın. Bakalım orada ne diyecekler merak ediyorum. İnşallah Rabbim dualarımızı kabul etsin. İnşallah bir tedavi uygulanır. Ben de hayırlısını görürüm. Derdi veren Allah derman da verir. İnşallah tüm hastalarımıza da Rabbim yardım etsin. Böyle arkadaşlar. Bu kaldığım hastane çok güzel. Çok temiz bir hastane. Hijyenik. Çok güzel cidden. Yalnız çok sıcak. Burada Hamburg'da havalar çok sıcak. Aşırı derecede. Zaten camların hepsini açtık. Hepsi açık. Kapılar da açık. Ceyran yapıyor. Hiçbir hastanın kapısı kapalı değil. Ve fazla hasta da yok arkadaşlar. Benimle beraber topu topu 4 ya da 5 kişi. Hiç hasta yok denilecek şekilde. Öyle. Sanırsam her odaya bir hasta koydular. Öyle olması lazım. Gerçi biz nakilli olan kişileri bizlere ayrı oda veriyorlar. Şahsen ben öyleyim. Başkaları için bilemeyeceğim. Ben ne kadar hastanede yattıysam bana ait oda verdiler. Yanımda hiç hasta yoktu.
Bilmiyorum acaba şimdi nakil aldığım yere gideceğim. Orada nasıl olur bir şey diyemeyeceğim. Ama bu hastanede yattığımdan beri hep tek oda verdiler bana. O yönden rahattım. Başörtüm de biraz bürüşmüş, dolabı öyle attım ameliyata. Hemen gelir gelmez ameliyata hazırlandım. Hiç durmadım. Hemen ameliyata aldılar. Şöyle öyle atmışım içeri. Neyse önemli değil. Hastane burası. Öyle arkadaşlar. Ve doktorun demesi bol bol su içeceğim. Bol bol su tüketeceğim. Öyle. Şimdi ben kapatayım. Bakalım artık herhalde öbür nakil aldığım hastanede açarım videoyu. İnşallah böyle kısım kısım sizlerle paylaşacağım. Neler yaşıyorum, neler görüyorum veya ne tedavi uyguluyorlar sizlere kısa kısa böyle anlatıp paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Arkadaşlar bakın beni ziyarete gelmişler. İbo çocuklar geldiler hepsi. Ama yanıma gelemiyorlar çünkü yasak. Dedim mi bilmiyorum. Ziyaretçi hala alınmıyor. Böyle camdan cama görüşüyoruz onlarla. Kamerayı kapattım sizlere. Hemen baktım onlar aradılar beni. Biz geldik diye böyle camdan cama konuşuyoruz. Yukarıda çıkmasalar. Aşağıda yine beni görüyor ya, yetiyor onlar için. Ben şimdi onlara bir bakayım. Çünkü yukarı ziyaretçi alınmıyor. Ben de aşağıya inemiyorum. Aşağıda halbuki var, kişiler var. Ama benim için yasak. Çünkü az bir süre kalacağım için aşağı inmem yasak. Arkadaşlar odamın tam karşısı kahve yeri. Çay, kahve ne istiyorsanız alabiliyorsunuz. Şöyle gideyim kendime bir papatya yapayım. Ben papatya çayı çok seviyorum. Zaten size demiştim ben kahveyle aram yok. Bir kere kahve içtim mi yetiyor. Şöyle termoslara koydular kahve. İki tane de sıcak su. Şurada bardaklar, temiz bardaklar vesaire var. Şurada çay çeşitleri var. Hangisini istiyorsanız onlardan alıyorsunuz. Dün göstermiştim. Şuradan da su geliyor. Şişelerinize su doldurup içiyorsunuz ama bu su bana yasak işte. Ben bu suyu içemiyorum. Filtrelenmiş su. O yüzden benim sularım satın geliyor. Ben şimdi şuradan hemen bir su doldurayım. O da yok herhalde. Evet, aldım. Ben şimdi bunu açayım. Buna iki el lazım. Şimdi paketi tek elimle açamam. Bunu yapayım, odama geçeyim. Evet, çayımı da yaptım. Şöyle odama doğru gideyim. Evet, şöyle cam kenarına geçtim arkadaşlar. Oturuyorum, çayımı içeceğim. Hem burası güzel esiyor. Dediğim gibi camlar, kapılar hep açık. Ve bunlar ziyaretçiler, yanlarındakiler de hastalar arkadaşlar. Ama ziyaretçi alınmıyor demiştim. Ama şey, nasıl anlatayım? Yani böyle bir iki günlük hastaysanız benim gibi, evet ziyaretçi alınmıyor. Ama bunlar bir haftalık, 2 hafta veya uzun süreli hasta, ne de kalan kişiler, onları böyle alıyorlar. Sadece haftada bir kere, yarım saat olmak üzere aşağıda bir kişi görebiliyor. Mesela ben 1-2 hafta buradayım. Sadece İbo yanıma gelebilir, yarım saat görüşebilir, tamam o kadar. Yoksa izin verilmiyor. Ben de bu sabah dedim aşağı inebilir miyim, çocuklarım gelecek. İzin vermediler. Çünkü sen yarın çıkacaksın gibisini, size olmuyor dediler. Yani bunlar uzun süre yatan kişiler. Yoksa dediğim gibi burada hala o ziyaret alma falan yok. Hala devam ediyor şeyler, kontrol demeyeyim de yani dikkat ediliyor, öyle söyleyeyim. Ziyaretçi falan alınmıyor. Eğer yiyecek falan, giyecek gönderecekseniz aşağıda informasyona bırakıyorlar. İsim falan yazıyorlar. Katını, yattığın hastanenin katını falan aşağıdan yukarı odalara dağıtılıyor. Öyle bir şey de var. Gerçi benim yanımda her şeyim var, gerek yok. O yüzden aşağıda da öyle bir sistem var. O da güzel. Bakalım.
Ben şimdi şu çayımı içeyim. Bugün de iki şişe su içtim. Şöyle birer litrelik bitirdim. Ama bu üçüncü bardağın bir bardak da siyah çay içtim sabah kahvaltısında. Evet. Yani bir litre bu, iki de bu, üç. Ve hala da içmeye devam ediyorum. Çünkü doktorum illa suyunu çok tüketmen lazım dedi. Bol su. Hem böbrek için hem de yeni ameliyat olduğum için vücuttaki tüm zehirleri atmam için en güzeli o olur dedi. Bol su tüket dedi. Dediğim gibi bir de hava sıcak. Bol bol istediğin kadar tüketebilirsin dedi. İnşallah şu çay da bana şifa olur. Ben şimdi çayımı içeyim. Arkadaşlar hava çok sıcak sıcak demiştim ama şimdi çok şiddetli bir yağmur başladı. Bayağı da yağıyor. Bereketiyle yağsın inşallah. Sıcaklık da gitti yağmurun vesilesiyle. İyi oldu. Kara bulutlar gözüküyor yine. Neyse arkadaşlar, benim videom bugünlük buraya kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hastanede, diğer hastanede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hoşça kalın.